Recep ayının fazileti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Recep Şehrullah'tır. Yani Allahu Teala'nın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan benim ümmetimin ayıdır." Demek ki bir kimse iman ederek ve sevabını Allahu Teala'dan bekleyerek Recep-i Şerif'te bir gün oruç tutsa, Allahu Teala'nın büyük bir rızasına layık ve müstahak olur. Allahu Teala o kimseye firdevs Ala'da makam verir. Bir kimse receb i Şerif'ten iki gün oruç tutsa, kat kat öyle sevap ve karşılık verilir ki, her sevabın katı dünya dağı gibidir. Bir kimse receb i Şerif'te üç gün oruç tutsa, Allahu Teala cehennemle o kimse arasında perde olarak bir hendek yapar ki, bu hendeğin uzunluğu bir yıllık mesafedir. Bir kimse receb i Şerif'te dört gün oruç tutsa, dünyada delilik, cüzzam, ve bars hastalıkları belasından kurtulur. Bir kimse Recep-i Şerif'ten beş gün oruç tutsa, kabir azabından emin olur. Altı gün oruç tutsa, kıyamet günü kabrinden kalkarken, yüzü on dördüncü gecedeki aydan daha parlak ve nurlu olarak kalkar. Yedi gün oruç tutsa, Allahu Teala ona her günü için cehennem kapılarından birini bağlar. Sekiz gün oruç tutarsa, her günü için Allahu Teala cennet kapılarından birini açar. Dokuz gün oruç tutsa, kabrinden çıkarken eşhedü en la ilahe illallah diyerek çıkar. Yüzü cennet tarafından başka tarafa döndürülmez. On gün oruç tutsa, Allahu Teala onun için sıratın her milinde yatak ve yaygı yaratır. Sırattan geçerken onun üzerinde istirahat eder. On bir gün oruç tutsa, Kıyamet günü kendinden eftal kimse görmez. Ancak kendisi gibi oruç tutanı yahut daha fazla tutanı görür. 12 gün oruç tutsa Allahu Teala kıyamet günü öyle iki hülle giydirir ki birisinin kıymeti dünya ve içindekilerden hayırlıdır. 13 gün oruç tutsa kıyamet günü insanlar şiddet içinde bulundukları halde ona arşın gölgesinde sofra kurulur ve ondan yer. Abdülkadir Geylani Kuddisesi Ruhu. Gunyetü Talibin. Sayfa 263-264. Mevlana takvimi.